Günaydın. Bundan 6 ay önce kendimi bir terapistin koltuğunda "Nil nerede? Nil nerede yani benim? Nil'im nerede?" derken gördüm. Ve fark ettim ki birinin annesi, birinin eşi, birilerinin arkadaşı, birinin kardeşi ve sizlerin de Nil Kayıbengil olarak kendi Nil'imi uzun zamandır kaybetmiştim. Halbuki benim o Nil'e ihtiyacım vardı. Onunla dertleşmeye, konuşmaya, sohbet etmeye, şarkı yazmaya, dans etmeye. Ve Nil'imi arıyordum. Terapist bana şöyle bir şey önerdi. Dedi ki, "Nil Hanım, kendinize bir yer tutun, bir ofis." Ben dedim ki, kendime niye bir ofis tutayım ki? Ben yani avukat mıyım? Sonuçta tek başıma gitarla bir yerde oturup gitar çalmam, yazı yazmam lazım benim. Tek başıma her şeyi yapıyorum. Bana ilk başta çok anlamlı gelmeyen bu teklif, eve gittikten sonra içime iyice yayılmaya başladı ve sonunda dedim ki, tamam, ben kendime bir ofis, yani ismi ofis olan bir yer tutayım. Ve böyle bir yer buldum kendime. Girdim içine, oturdum. Girer girmez içeri aldığım şeyleri size söyleyeyim. Bir tane masa, bir gitar, bir iPad, bir tane termos ve çay. Başka hiçbir şey yok. Bir tane girişe komodini koydum. İçeri girince de komodine cep telefonumu koydum, kapattım. Girdim içeri, oturdum. Oturduğum zaman şunu keşfettim. Uzun zamandır aradığım, ihtiyacım olan bir duygu, çok güzel bir şey, bir mürekkep gibi odaya yayılmaya başladı. Neydi o biliyor musunuz? Sıkıntı. Canım sıkılmaya başladı. Ve sıkılmayı o kadar özlemiştim ki. Artık doya doya sıkılacağım bir yer olduğu için çok mutlu olmuştum. Biliyorsunuz evren bir patlamadan doğdu. Hep aklıma şunu getiriyor bu. Her şey sıkıntıdan patlamayla doğuyor. Yani sıkıntıdan patlayınca kendinizi keşfediyorsunuz, sıkıntıdan patlayınca bir şey yapıyorsunuz. Ve ama bugünlerde sıkıntıdan patlamak çok zor. Çünkü sıkıntıdan patlamayalım diye cep telefonlarımız var. Hiçbirimiz sıkılmaya vakit tanımıyoruz değil mi? Cep telefonlarımızı elimize alıyoruz ama ben düşündüğüm zaman mesela cep telefonuyla geçirdiğim bir saat sonrasında nereye varmış oluyorum diye bakıyorum. Şunları soruyorum kendime, ceple geçen ve sosyal medyada geçen bir saat sonrasında. Neden benim bacaklarım o kadar uzun değil? Neden ben tatile oraya gitmedim? Neden ben bunu yemedim? Neden bende bundan yok? Yani buna benzer bir şey var, bu niye yok bende? Neden benim bu kadar eğlenen, karışık, kalabalık bir arkadaş grubum yok? Ve sürekli bunları sorduğumu ve aslında beni mutlu etmediğini, sıkılmayı tercih ettiğim şeyin aslında günün sonunda beni mutsuz ettiğini fark ettim. Şimdi madem bu konuşmanın o kadar güzeldi ki başlığı, koşa koşa gelmemin en büyük sebeplerinden biri bu oldu. Tavşan deliğinden aşağı düşmek. Alice değil mi? Alice'e bakalım. Alice Harikalar Diyarı hangi cümleyle başlıyor biliyor musunuz? Şöyle başlıyor Alice Harikalar Diyarı. Irmağın kıyısında ablasıyla oturmaktan Alice'in canı çok sıkılıyordu. Yani Alice Harikalar Diyarı'nda bir sıkılmayla başlıyor ve tavşanı görüyor Alice. Tavşanı takip ettiği için ağaç kovuğundan aşağıya Harikalar Diyarı'na yolculuk ediyor. Peki Alice eğer cep telefonu olsaydı Alice'in ve Alice tavşanı göremeseydi ne olacaktı bir bakalım. Alice muhtemelen telefonda dolaşırken bir kedi resmi görecekti. Ama bu kedi kaybolduktan sonra da gülüşü havada asılı kalan bir kedi olmayacaktı. Alice eğer böyle hafif entel bir tipse, National Geography'yi falan takip ediyorsa, belki bir tırtıl videosu gördü. Ama bir mantarın üzerinde nargile içen mavi bir tırtılla sohbet etmeyecekti. Alice belki iskambil oynardı telefonunda. Ama kraliçe kızmasın diye telaşla beyaz gülleri kırmızıya boyayan beşli ve yedili iskambil kartlarını görmeyecekti. Muhtemelen çok fazla selfie görürdü. Ama bu selfilerin hiçbiri bir odaya sığamayacak kadar devleşmiş bir insanın yüzü olmayacaktı. Yani aslında Alice Harikalar Diyarı'nı çok kaçıracaktı.
Ben kendi tavşanıma rastladığım zamanlardan birini size anlatmak istiyorum. Odamda oturuyorum. Yaşım işte 17-18. Çok sıkılıyorum. Yani o kadar sıkılıyorum ki o zaman da cep telefonu, sosyal medya falan öyle şeyler de yok. Sıkıldıkça sıkılıyorum. Derken durdum. Kapıyı açtım. Anne, kek yapsana! Dedim. Kapıyı kapattım. Belki kek biraz sıkıntımı alır diye düşünüyordum. Fakat beklediğim gibi olmadı. Aşırı sıkılmaya başladım. Aşırı sıkıldım. Sıkıntıdan patlamaktan korkuyorum odada. Büyük bir ihtimalle sıkıntıdan patlayacağım. Derken olan oldu. Ben sıkıntıdan patladım. Ve tavşan gördüm. Tavşanı takip ettim. Tavşanla aşağıya düştüm. Elimde gitarım vardı. Ondan sonra döndüm oradan. Annem kapıyı çaldı. Anneme dedim ki, anne otur. Asıl ben sana kek yaptım. Ve harikalar diyarından şöyle bir şeyle döndüm. Artık aç da değildim. Karnım doymuştu. Çünkü bir tane şarkım olmuştu. Üç yumurtayı kırdım önce, portakal dilimledim ince. Göz kararı da biraz süt kattım, kalktım. Sana kek yaptım, insan neler yapar isteyince. Bu bir şey değil düşününce, ben de tarifi öğrenince kalktım. Sana kek yaptım. Artık sıkıntıya aşık olmuştum. Sıkıntının benim için ne kadar gerekli bir şey olduğunu anlamıştım. Sık sık sıkıntıyı ziyaret etmeye başladım. Canımın sıkılması artık benim için bir tutku haline gelmişti. Sonra şunu fark ettim. Sıkılmanın bir de çok yakın bir akrabası var. O da sıkışma. Hepiniz bilirsiniz, insan sıkıştığı zaman da bir şeyler ortaya çıkar. Özellikle ben jingle yaparken bu sıkışmayı çok hissediyorum. Çünkü jingle şöyle bir şey. 20 saniyen var, şu markanı anlatman lazım, akılda kalman lazım, başla ve de yarın yapman lazım, yarına kadar vaktin var gibi bir şey jingle. Böyle bir şey sizden istiyorlar. Ve ben bunu o kadar çok sevmeye başladım ki, çünkü sıkıştıkça görüyorum ki bir şeyler çıkıyor ortaya. Mesela örnek vereyim, buz diye bir içecek çıkmıştı. Buz, yani B-U-Z-Z-Z diye yazılıyor. Bu bir meyve suyu. Bir gün geldiler, dediler ki, Nil Hanım ya biz bir içecek çıkardık, ismi Buz. Okey. Ve bu içeceğin akılda kalan bir jingle olmasını istiyoruz. Çünkü biz buz kelimesini, yani bu buz özellikle Z'lerin de önemi var tabii burada, akılda kalmasını istiyoruz dediler. Herkes bizim markamızı bilsin. Sonra ben sıkıştığım için tabii aklıma bir şey geldi. Fakat o aklıma gelen şeyi kabul etmediler, sonra kullanmadılar. Şimdi ben siz hazır burada toplanmışken biz size, yani sizin fikrinizi almak istiyorum. Yani neden almadılar bunu? Çünkü bence çok enteresandı aslında. Bir kere benim için kıymetli çünkü harikalar diyarından gelmiş bir şey. Beraber bir dinleyelim, sizin de fikrinizi alayım ben de. Ne düşüneceksiniz? Buz içiyoruz buz. Dünya buz gelir buz. Doğal meyve suyumuz buz. Ama iyi huyumuz, senle de içeriz söz. Bu jingle'dan sonra ve bir sürü şeyin sıkılmaktan ve sıkışmaktan ortaya çıktığını anladıktan sonra şöyle bir karar verdim. Sıkılmama engel olan şeyleri durdurmaya karar verdim. Tabii ki hep bunların en başında geliyor. Bunun için bazı yöntemler geliştirdim. Mesela bu yöntemlerden bir tanesi bir saatlik bir kum saati. Böyle kum saatleri satılıyor biliyor musunuz? 30 saniyelik var, 1 saatlik var, 2 saatlik var. Ben 1 saatliğini aldım ve gidiyorum bir yere, her şeyi bırakıyorum. Cep telefonumu, bilgisayarımı, her şeyimi. Tak ters çeviriyorum kum saatini. Ve o bir saat boyunca doya doya sıkılıyorum. Oh!
Yani sıkılmak illa böyle bir şarkı yapacaksınız, bir kitap yazacaksınız, bir işte resim boyayacaksınız gibi bir şey değil. Bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Kendinizle sohbet edebilirsiniz. Kendinizi tanıyabilirsiniz, dertleşebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Ya da mesela başkalarının harikalar diyarına yolculuk etmek isterseniz kitap okumak mesela güzel bir seçenek olabilir. Sonra bir yöntem daha buldum, o da şu. Bağdaş kurup yere oturuyorsunuz, gözlerinizi kapıyorsunuz. Sonra etraftaki her şeyi, kendinizi, düşüncelerinizi, her şeyinizi sadece şahit oluyorsunuz. Dışarıdan çok sıkıcı gibi görünen bu şey aslında bence çok kıymetli. Buna bazıları meditasyon da diyor. Bunu sık sık yapmaya başladım. Bir tane daha yöntem buldum, o da şu. Çöp tenekesi var ya hepimizin evinde. Cep tenekesi diye bir şey buldum. Cep tenekesine eve girdiğiniz zaman cebinize atıyorsunuz. Sonra sıkılmaya başlıyorsunuz. Tabii evde bizim çok sıkılmak pek mümkün değil çünkü 3 yaşında bir oğlum var. Ve onunla beraber sıkılmaya gittiğim zaman hemen oyun oynayalım diyor. Ve tabii onunla oyun oynamaya başladığınızda artık tavşan görmek değil, tavşanın kendisi oluyorsunuz ve beraber bütün deliklerden içeri atlıyorsunuz. Bambaşka bir şey. Gerçekten oğlum olduğunda şunu da fark ettim, 3 yaşında da sıkılmaya fırsat verilmiyor. Ya 3 yaşında bir çocuğun da sıkılması çok zor. Herkes ilgilendirmeye çalışıyor çocukları. Mesela eve geliyor biri, işte şunu yapalım, bunu yapalım, bana bak, şuraya bak, bak komiyim, bak şuyum, bak şarkı filan. Yani şunu fark ettim bir süre sonra, yani rahat bırakmıyoruz hiç. Mesela şimdi anaokuluna başlama zamanı geldi. Anaokullarını gezmeye başladım ben. Şunu fark ettim, her yer tantana. İşte şu zamanı, o zaman bitti, bu zamanı. Şimdi park, şimdi bahçe, şimdi şu, şimdi bu. Hiç bırakmıyorlar bir çocuk. Belki 2 saat şöyle doya doya sıkılsın. Upuzun bir tren rayı yapsın belki de. İçinden ne geliyorsa. Hiç kimse bir şeyini bölmesin, kesmesin. Bıraksın. Derken Kuzguncuk'ta bir anaokuluna gittim. İçeri girdim, bir baktım. Acayip sıkıcı bir yer. Acayip. Her çay çıt çıkmıyor. Oyuncak neredeyse yok. Her şey ahşap, keçe, çamur, bir taş. Dedim galiba aradığım yeri buldum. Oğlum girer girmez şey dedi. Anne oyuncaklar nerede? Hah dedim. Oyuncağın olmadı ama oyunun olduğu bir yer buldum. Waldorf okuluydu bu. Ve şimdi Kuzguncuk bizim eve biraz uzak olduğu için Akaretler Beşiktaş'ta. Benimle aynı düşünen 5 anneyle birlikte kendi Waldorf okulumuzu açıyoruz. Çocuklar için de bol bol sıkılsınlar diye. İsmine de her çocuk bir evren koyduk. Çünkü çocukluğumu düşündüğüm zaman en kıymetli anlarımı çok sıkıldığım zamanlar olduğunu fark ettim. Mesela sınıfta sıkılırsın, okulda sıkılırsın, arkadaş bulursun. Sahilde dolaşırken sıkılırsın, deniz kabuğu bulursun. Serviste giderken sıkılırsın, müzik dinleyip hayal kurarsın. Odanda sıkılırsın, oyun kurarsın. Her şey sıkıntıyla o kadar bağlantılı ve o kadar sıkıntıdan çıkıyor ki bütün keşifler. Şimdi size ben burada bir sıkıntı hediye etmek isterdim. Oturup hep beraber sıkılalım isterdim ama biliyorsunuz TED konuşmalarında zaman çok kısıtlı. Onun yerine sıkışabiliriz. Benzer bir şey. Onu da şöyle yapalım istiyorum. Şimdi gözünüzün önünde kendimi çok sıkıştıracağım. Bir kutuya girermiş. Öyle şey değil. Ama kendimi biraz zor bir duruma sokacağım. Ve sizden de bana yardım etmenizi isteyeceğim. Aslında şu yapacağım şey, harikalar diyarına beraber gidelim, tavşanı görelim diye sizden 3 kelime isteyeceğim ve 3 kelimeyi şu anda sahnede canlı olarak besteleyeceğim. O da bizim harikalar diyarından aldığımız şey olacak. Ha belki kötü bir şey olabilir. Çok iyi olmayabilir ama olsun. Beraber bir yolculuk yapmış oluruz. Şimdi beni sıkıştırmak için kelimeleri olanlar var mı? Ütopik. Ütopik. Rengarenk ütopik. Gülünç. Vay be. Hadi kolay gelsin. Aslında konuşmanın bu kısmına gerek yoktu bence. Ütopik. Rengarenk gülünç. Ütopik. Thank you.
de olmadı. Bütün bunlar size ütopik gelebilir ama insan bazen rengarenk, bazen gülünç, bazen ütopik olmalı, atmalı, tutmalı, yakalamalı, bırakmalı. Gülünç olmaktan hiçbir zaman korkmamalı bence. Hiç önemli değil mesela şu an bu şarkının nasıl olduğu. Belki gülünç, belki ütopik ama kesinlikle rengarenk. O kesin rengarenk. Beni sıkıştırdığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten acayip sıkıştım köşeye. Ama gördüğünüz gibi bundan zevk de alıyorum. Artık önüne geçiremeyen bir hale geldim ben de. Sıkılalım çünkü sıkılınca tavşan görüyoruz. Sıkılalım çünkü sıkılınca bir yere seyahat ediyoruz. Harikalar diyarına gidiyoruz. Sıkılalım çünkü hayatta en korktuğumuz şey sıkıcı olmak. Ve sırf sıkıcı olmamak için sıkılalım. Çok teşekkür ederim.